Bugün Rotterdamlı Ord'un Agnes'i Büyürt çevresini tanıtacağız. Şu an gördüğümüz yer North Plain. Burada 8 numaralı tramvay bir özel arabayla çarpışıyor. Tabii meraklı insanlar etrafa toplanmış. Bu arada itfaiye aracı gelip arabanın üstünü keserek mağduru arabadan kurtarıyorlar. Ambulans da var şu an. Şu an Rotterdam tramvaylarında görevli olan vatman ve kondöktörler. Evet, şimdi ise Bergsingel kanalını görüyoruz. Kanalda gördüğünüz gibi kazlar, ördekler, martılar ve çevrede kuşlar var. Bunlar genelde belediye tarafından yemleri veriliyor. Kış yaz burada kalıyorlar. Hollanda'da hayvanları yakalamak, kesmek kanunen yasak ve büyük para cezası çarptırılıyor. Şu an gördüğümüz yerler ise Hollanda'nın tipik evleri. Fakat dikkatinizi de çekeceği gibi Hollanda'nın olmazda olmazlarından kanallar ve yeşillik. Her taraf çimen ve yeşil ağaçlar görülüyor. Şu an fontein ve fontein arkasında gördüğümüz bina ise mahkeme binası. Şu kapıdan giriliyor. Eskiden ağır ceza mahkemeleri de burada görülüyordu. Ve bu mahkemeye bitişik olarak arka cephede şu yan kapıdan gördüğümüz yerden hapishane burası. Çok büyük bir hapishaneydi burası. 5.000 kişi kalıyordu neredeyse. Şu an bu hapishane kaldırıldı, başka yere taşındı ama yarı açık gençlik tutuk evi burası. 21 yaşından genç olanlar burada kalıyorlar. Genelde gündüzleri çalışıyorlar. Akşamları ise bir kısmı burada kalıyor. Hafta sonu ayak bileklerine zincir vurularak veyahut da saat, cips takılarak evlerinde kalma imkanları da var. Kuralları bozmamak şartıyla. Evet, o kanalların üzerindeki köprülerden birini görüyoruz. İnsanlar, bisikletler buradan geçiyor. Diyelim ki ne her 200-300 metrede bir böyle köprü var. Yine hapishaneyi kuş bakışı görüyoruz. Dediğim gibi yeşillik, su iç içe girmiş vaziyette. Tabii bu yeşillik Hollanda'nın genelinde var. İnsanoğlu tarafından yapılmıştır. Ormanlarda hatta burada öyle. Şu an ise 4 numaralı tramvaya geçmekte. Evet, yine tipik Hollanda evlerini görüyoruz. Balkonlu ve dışa çıkmış vaziyette salon, oturma odasının pencereleri. Üst tarafta yine tipik yatak odası pencereleri görülüyor. Bu ise yeni modern Hollanda'daki binalar ve modern çocuk oyun bahçesi gördüğünüz gibi. Burası da Rotterdam North'un Sinerak dediğimiz bölümü belediyeye ait. Ve burası da Türklerin oturduğu belli çünkü çanak anteller var. Hollanda'da köşe başlarındaki evlerde hep bu tür mozaik tablolar var. Çiçeğe çok önem veriliyor. Görüyorsunuz sokağın başında çiçek saksısı. Burası da eski Bergweg istasyonunun olduğu bölüm. İştek bir cadde. Burası da Rotterdam North İlçe Belediyesi'nin belediye binası. Forbrugstraat'tan
Föhrstraat'a doğru gidiyoruz. Föhrstraat'ta park etmiş arabaları görüyoruz. Yeterli park yerleri var burada ama gündüzleri paralı park. Bu şekilde bugünkü gezimizi Föhrstraat'ta noktalamış oluyoruz.